merhabalar değerli izleyenler. Adını Siz Koyun isimli programımızın dördüncüsüne geldi sıra. Bu haftada Ali Deniz Kutluk amiralimizin sevgili eşi İrem'le bir söyleşi yapacağız. Daha önce söyleşiye başlamadan önce gelin hep birlikte Ali Deniz Kutluk kimmiş, bugüne kadar nerelerden gelip nerelere kadar uzanmış yaşam öyküsü hep beraber onu izleyelim. Deniz Kutluk 1950 yılının Haziran ayında babasının görev yaptığı Bilecik, İnhisar'da dünyaya geldi. Zorlu bir çocukluğun ilk acılarını henüz 5 yaşındayken nahiye müdürü olan babası görev başında şehit olduğunda, daha sonra 12 yaşındayken de talihsiz bir kazadan sonra geçirdiği ameliyatın ardından annesini kaybetmesiyle yaşadı. 1973 yılında eşi İrem Kutluk'la evlendi. Özlemini duyduğu aile hayali 1975'te ilk kızlarına, 1978'de ikinci kızlarına kavuştukları zaman tamamlanarak gerçekleşmiş oldu. 1980 yılında üçüncülükle mezun olduğu Deniz Harp Akademisi'ndeki kurmaylık eğitiminin ardından 1984'te Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde ileri kurmay eğitimi, 1986-1987 yılları arasında Londra Kraliyet Deniz Akademisi'nde uluslararası kurmay eğitimi aldı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sürdürmekte olduğu yüksek lisans eğitimini master tezi olarak yayımlanan Deniz Hukukunda Zararsız ve Transit Geçiş Hakları adlı eseriyle tamamladı. Kardak kriziyle birlikte Genelkurmay Başkanlığı'nda kurulan ve 2012 yılında sessiz sedasız kapatılan Yunanistan Kıbrıs Dairesi Başkanlığı'nda 1996-1998 yıllarındaki görevinin ardından 1998-1999 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'na getirildi. 1999'da Tuğ Amiralliğe terfi etti. 1999-2001 arası Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 2001 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Bilimler Çevre Bölümündeki doktora çalışmasını tamamlayarak doktor unvanını kazandı ve Hazar-Kafkas Petrolleri, Türk Boğazları, Çevresel Tehdit isimli tezi yayınlandı. 2001-2003 arasında Karadeniz Bölge Komutanı olarak Karadeniz Ereğlisi'nde görev yaptıktan sonra 2003 Ağustos'unda tüm amiralliğe terfi etti ve Çanakkale Boğaz Komutanı oldu. Bu dönemde Çanakkale Deniz Müzesi'nin yenilenme ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulundu ve Çanakkale Deniz Savaşları 1915 adlı eserin editörlüğünü gerçekleştirdi. 2004 Ağustos'unda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanı olarak Ankara'ya tayin edildi. Mayıs 2005'te Brüksel'deki NATO karargahına, NATO üyesi olmayan 34 ülke ile üye 26 ülkenin askeri güvenlik ve işbirliği koordinatörü ve program direktörü olarak görev yapmak üzere seçildi ve 2007 Ağustos'una kadar bu görevi yürüttü. 2007-2008 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet, Gelişim ve Kaynak Yönetim Daire Başkanlığı'nın ardından 39 yıllık fiili hizmetini tamamlayarak 2008 Ağustos ayında yaş haddinden emekliye ayrıldı. Bu dönemden sonra yıllardır özlemini çektikleri evlerini alıp yerleşmek ve bahçesiyle uğraşmaktan büyük keyif alırken yeni bir işe başladı. Türkiye'nin en büyük serum üreticilerinden biri konumundaki Türk Tıpsa'nın genel müdürü oldu. Yıllardır biriktirdiği donanımıyla büyük bir heyecanla çalışırken önce 2010 yılının Şubat ayında tutuklandı. 40 gün süren bu ilk tutukluluğun ardından serbest bırakıldı. Daha sonra 2010 aralığında başlayan davanın ikinci ayağında, yani 2011'in 11 Şubat'ında iddianamenin okunmasının bittiği celsede diğer 163 sanıkla birlikte tekrar tutuklandı ve hem işini hem de özgürlüğünü kaybetti. Kocalık ve babalık haklarını ise asla. 21 Eylül 2012'de gerekçesiz bir kararla 18 yıl hüküm giydi. Merhabalar İrem'cim, hoş geldin bu haftaki programımıza. Değerli konuklar, Ali Deniz Kutluk, aynı zamanda benim eşimin koğuş arkadaşı. O nedenle de İrem'le aramızda çok daha başka
bir gönül bağı var. Doğru. Biz İrem'le bu davalar sürecinde, davalar yeni başladığı zaman tanışmıştık. Ama kısa zamanda eşlerimizin de aynı koğuşu paylaşmasından olsa gerek bir kardeş gibi, akraba gibi olduk. Şimdi İrem'le Ali, sevgili Ali Deniz Kutlu konuşacağız bu programımız süresince. İrem'cim, önce Deniz Kutluk amiralimizle nasıl tanıştınız? Tanışmadan önce bir askerle evlenmeyi aklınızdan geçiriyor muydunuz? Yoksa bu plansız, programsız bir şeyler mi oldu? Bize biraz ondan söz eder misin lütfen? Tabii. Eşimle benim liseden mezun olduğum ve üniversite sınavlarına girip kazandığım, bundan da çok mutlu olduğum bir yaz günü tanıştık. Ben teyzemin yanına, onların bir yaz kampına gitmiştim. Kısa süreli bir kalış olacaktı benimki. Onun da dayısı aynı kampta kalıyormuş. O da kısa süreli bir ziyaret için dayısına gelmişti. O vesileyle tanıştık. Hani şimdi elektrik diyorlar ya, herhalde öyle bir şey oldu aramızda. Şey, acaba o elektrik beyaz üniformaya duyduğun bir elektrik miydi yoksa? hiç alakası yok. Kişiliği de. Çünkü yani zaten hani bir yaz kampıydı. Herkesin sivil olduğu bir ortamdı. Deniz'in asker olduğunun bile çok farkında değildim. Daha önce kız kardeşiyle kampta tanışmıştık, o bahsediyordu ama hani ben onu gördüğüm zaman asker olduğu, denizci olduğu, üniforması olduğu hiç aklıma bile gelmedi. Daha sonra işte o yaz kampının sonunda herkesin birbirlerine adresler verdiği, daha sonra işte bazen görüşülüp bazen görüşülemediği dönemler olur biliyorsunuz. Biz görüşmeyi seçtik. Ben o sene dediğim gibi üniversiteyi kazanmıştım ama herhalde işte kader denen bir şey var. Çünkü ben aslında Ankara'da okuyacaktım. Ben Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne kaydolmak üzereydim. Babamın işi çünkü Ankara'ya olmuştu. Benim babam da bir gazetecidir. Gazeteciydi, evet. Vefat etti şimdi. Nur içinde yatsın. Sağ olun, nur içinde yatsın. Ankara'da bir görev aldığı için Ankara'ya taşınmak üzereydik. Dolayısıyla ben de siyasal bilgilere yazmıştım. Çünkü benim dönemimde aldığınız puanın yüksekliğine göre istediğiniz üniversiteye yazılabilme imkanı vardı, hatırlarsınız. Evet, siz de aynı dönemlerdensiniz. Evet. Fakat kolaydı. Daha sanki kolaydı, evet. Sanırım. Gene tabii yani sınav her zaman zordur malum. İşte girmiştik sınava, kazanmıştık. Çok mutluydum. Ben okumayı düşünüyordum. Evlilik gibi bir şeyi hiç aklımdan geçirmediğim bir dönemdeydi. Ama dediğim gibi işte bir elektrik, bir yakınlık duygusu demek ki oluyor ilk görüşte de. Birden işler değişti ailem için. Ve babamın tekrar Bursa'ya dönmesi gerekti. Bu sefer kardeşim İstanbul'da okurken o yalnız kalmış oldu. Çünkü o da yatılı okuyordu ama yatılılık döneminin sona ermesini gerektiren bir durum olmuştu. Daha doğrusu şöyle, o dönemde sağ sol hareketleri vardı malum, 70'li dönemler bunlar. Kardeşim bir sol harekete katılmış olduğu için yatılıktan çıkarılmıştı. Dolayısıyla onun bir evde kalması konusu ortaya geldi. Benim de Bursa'da okuyacak halim yoktu. Ankara'da yalnız niye kalayım diye düşündüm. Ben İstanbul'a naklettim ve kardeşimle birlikte oturmaya başladık. Evet. İstanbul'da İşletme Üniversitesi'ne girdim. Ama bir yandan da çalışmaya başlamıştım. Tabii Gölcük'te görevli olan Deniz, o arada da ufak tefek yazışmalarımız oluyordu. Hafta sonlarında çıktıkça, geldikçe, gittikçe derken... O zaman mektuplaşmalar vardı değil vardı, mi? Çok güzel. Uzun uzun, o kadar evet, güzel mektuplarımız evet, vardı ki. Evet. Şimdi onlar böyle bir kutunun herhalde, içinde. Evet. Saklıyorum. Eskiden zaman zaman çıkarır okurdum. Şimdi son 3-4 senedir dayanamayacağımı düşünüyorum, evet, ve hiç yaklaşmıyorum, evet, yanına. Evet, evet, çok haklısın, çok haklısın. Daha sonra tabii evliliğe gitti bu arkadaşımız. Evet, tabii ailem öğrendiği zaman babam özellikle hiç istemedi. Çünkü bir askere veya bir doktora kızını vermeyi hiç düşünmezmiş. Çünkü zor meslek olarak zor meslekler olarak düşündüğü için. Meşakkatliydi eskiden. Tabii evet, ki, tabii ki. Çünkü vakit ayıramaz kızıma, evet, diye düşünürmüş ki çok doğru, evet, bir teşhisti tabii. Çok küçük maaşlar, artı çok sık alınan tayinler, hepsi tabii, de tabii, etken faktörler. Hepsi bunların dediğiniz gibi etken faktörler. Ama biz birbirimizi sevmiştik, evlenmeye ve bütün zorluklara göğüs germeye karar vermiştik. Tabii o zaman bütün zorluklar derken bu
romantik bir laf olarak herhalde ettiğimiz bir şeydi. Ama daha sonra bu sözümüzden hiç dönmedik. Hayatımızda tabii bir sürü zorluklarla karşılaştık. Bazen benim tarafımda, bazen onun tarafında, bazen müşterek yaşadığımız zorluklardı. Hepsine birlikte göğüs gerdik gerçekten. Rahatladığımız bir döneme geldiğimizi düşünürken. Tam da rahatladık derken başımıza bu işler geldi gerçekten. Maalesef. Hiç akıl almaz bir şeyler. Çok. Değerli izleyenler, Kutluk ailesinin iki tane de çok güzel, çok zarif kızları var. Özellikle açık görüş günlerinde ikisi de mutlaka babalarını görmeye geliyorlar. Ve babalarından önce bizim eşlerimize koşturarak sarılıyorlar. O kadar da sempatik ve sevecen kızlar. Hakikaten kız evladı olmasının insanın bir şans diye düşünüyorum. Bence de öyle, çok büyük bir mutluluk. Anneye babaya sevgilerini daha açıkça gösterebiliyorlar, rahat gösterebiliyorlar, ifade edebiliyorlar. O açıdan anneyi babayı çok mutlu eder kız Doğru. evlatları her zaman. Babalara çok düşkün olurlar hep kız erkek evlatlar. Erkek çocuklar da öyledir tabii, aslında tabii. Ama onlar biraz daha ifadeden uzak kaldıkları için herhalde Doğru. daha sevecen oluyor kız çocukları. Tabii şimdi aradan gerçekten işte geçen süre içinde, askerlik hayatı içinde hep birlikte çok büyük zorluklara göğüs gerdik. Özellikle çok sık alınan tayinler, aile düzenini, ev düzenini, çocukların okul düzenini hep alt üst etti. Fakat en hayatımızdaki büyük şeyde acı ya da felaket dediğim bu tutuklanma süreçleri oldu tabii ki. İlk balyoz davasıyla tanışmanız nasıl oldu? Yani beklemediğiniz bir şeydi herkes gibi tabii. biliyorum. Şöyle kabus bizim yaşantımıza ama yaşantımıza 22 Şubat'ta girdi. 22 Şubat 2010'da girdi. Ondan bir gün önce, pazar günü, arkadaşlarımızla güzel bir sabah kahvaltısı yapmıştık, pazar kahvaltısı yapmıştık. Orada eşim ve sınıf arkadaşları o sene 60 yaşına basıyorlardı çoğunluğu. Dolayısıyla bir 60 yaş gezisi yapmayı planlıyorduk. Herkes artık emekli olmuştu ve o kahvaltı sırasında onun planlarını yaptık. Birkaç arkadaşa görev dağıttık. Sen biletlerden ilgileneceksin. Sen işte gittiğimiz zaman nereleri göreceğiz, nerelere ne yapacağız? Bir gemi seyahati yapmayı düşünüyorduk. Fakat şu arada lafını keseyim. Hem sen hem eşin hiç de 60'lı yaşlardaki gibi gözükmüyorsunuz. Gerçekten. Teşekkür ederim. Gerçekten Teşekkür öyle. Aslında yani bugün benim yaş günüm. Öyle mi? Ve bu eşimden ayrı geçirdiğim 4. yaş günü. Ha tabii daha önceden de çok ayrı yaş günlerimiz oldu ama bu ayrılık başka türlü başka bir ayrılık. Bunu en iyi siz anlarsınız. Nice seneler. Sağ olun. Bundan çok teşekkür sonraki ediyorum. Doğum gününde inşallah eşinle beraber. İnşallah. 4 senedir hep aynı şeyi söylüyoruz ama. Evet. Ama ben çok yakın olduğunu hissediyorum. İnşallah. Ya da ümit ediyorum. İnşallah. Beraberliğin. O bahsettiğim günde işte o planları yaptıktan sonra gittik. Bir fuar açılmıştı. Karadeniz el işleriyle ilgili bir fuar açılmıştı Ankara'da. Oraya gittik ve birlikte bu kolyeyi aldık. Bana yaş günü hediyesi olarak almıştı eşim bunu. Onun için de birlikte seçtik. Evet. Ama dedi ki yaş günden önce vermeyeceğim. Fakat ne yazık ki vermek kısmet olmadı. Çünkü ertesi günü saat 9.30'da benim de evde olmadığım, eşimin de evde olmadığı bir zamanda eve 17 tane polis gelmiş. Eviniz arandı sizin. Aranmadı. O kadar çok kişiyle gelmelerinin sebebi neydi onu bilmiyorum. Eşim yeni bir işe başlamıştı o sırada. Bir serum fabrikasında genel müdürlüğü üstlenmişti. Sivil hayata çok kolay uyum sağlamıştı. Zaten her zaman bir öğrenme, işte yeni şeyler görme, deneme, fikir üretme yönünde sonsuz kapasitesi olan bir insan. Eşlerimizin birçoğu gibi. Bir de artı lisanı da olduğu için. Tabii lisanı var. Evet. İşte dediğim gibi araştırma yapma heyecanı var her zaman. Büyük bir heyecanla ve zevkle çalışmaya başlamış olduğu bir dönemde. Bir de genç yaşta emekli olmanın Tabii. verdiği bir şey de var. Hayattaki öyle bir boşluk da var. O çalışma hayatı o boşluğu doldurdu. Kesinlikle. Çünkü çok aktif bir görevden sonra evde oturmak bir parça. Aslında şöyle söyleyeyim. 2008 yılında emekli oldu Deniz.
Ben aslında bu dönemin tadını çıkaracağız diye düşünüyordum. Çünkü ilk defa kendimizin diyebileceğimiz bir evimiz vardı. Lojmanlardan kurtulmuştuk. İşte o evin içinde kendimize göre hobiler yaratabileceğimizi düşünüyordum. İşte bahçemiz vardı, bahçemizle ilgilenecektik. Dediğim gibi seyahatler yapacaktık. Yani o boşluğu hissetmeyiz diye düşünüyordum kendim açısından. Ama tabii Deniz açısından hafif endişelerim vardı. Çünkü dediğim gibi kafası devamlı çalışmaya ve üretmeye yönelik olan bir tip olduğu için çok da donanımlı, bütün bu içeride olan silah arkadaşları gibi. O da çok donanımlı bir insan. Gerek mesleğinin getirdiği eğitimleri iyi alıp hazmetmiş ve üretime geçirebilmiş. Gerekse de daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde önce master sonra doktora yapmış olan bir insan. Master'ını deniz hukuku konusunda, doktorasını çevre konusunda yaptı ama tabii hepsini kendisinin birikimi olan konularla birleştirdi. Deniz hukukunda işte zararsız geçiş, çevre konusunda yani doktora konusu olarak da Kafkasya petrolleri ve bunların işte çevreye verebilecekleri zararlar, bunların nasıl diyeyim, Türk boğazlarına çevresel etkisi gibi konulara işlediği. Ya bunları duyunca o kadar hüzünleniyorum ki İremciğim. Niçin hüzünleniyorum biliyor musun? Bakıyorum tabii 365 kişiyi aynı anda herkesi birebir tanımamız imkansız. Tabii. Yani öyle bir şey Çok söz konusu kalabalığız. olamaz. Çok kalabalığız ama birebir sohbet ettiğim arkadaşlardan eşlerin hayat hikayelerini dinlediğim zaman hep görüyorum ki hepsi donanımlı, kendi Ne yazık ki. alanlarında başarılı olduğu gibi ikinci bir alanda da gerçekten bir sürü başarıya imza atmış, Evet. fevkalade iyi yetişmiş, güzel insanlar. Onun Çok için daha haklısınız. çok hüzünleniyorum. Maalesef öyle. Gerçekten bu insanların bu ülkeye verecekleri daha Çok şeyler vardı. çok şeyler vardı, Gene çok iyi verecekler, ben ona hizmetler. inanıyorum. Evet, Gene evet, evet. verecekler. Verecekler tabii ki, verecekler ama özellikle de sanki bu tür insanları seçip Silivri'ye yollamışlar gibi geliyor. Çok üzülüyorum o Öyle bir yüzden. görüntü var. Kül olarak incelediğimizde mahkemelerde Evet, sık sık kullanılan evet. deyimle. Kül olarak değerli izleyenler, ilk önce biz bu lafı duyduğumuz zaman bir türlü anlam verememiştik. Kül olarak ne demek diye. Birkaç avukatın peşinde koşturduk, değil mi? Tabii. Bu şeyi öğrenelim diye lafı. Bir sürü avukat bize bunu açıklayamadı. Yani Türkçesi yetmedi bunu Doğru. ne demek olduğuna. Sonra bir bütün olarak Evet. anlamı İfade ettiğini değil mi? Değil öğrenmiş mi? olduk. Öyle Doğru. bütün olarak anlamında kullanılıyor hukuk dilinde kül olarak. Ondan sonra kül olarak hepsi de son derece iyi donanımlı insanlardı. Doğru, Evet, gerçekten evet. öyle. Ne diyorduk? Ben unuttum lafımı. kariyerinden söz ediyordun, Yani deniz üniversitesi. hani bir boşluk dolayısıyla olmayacağını düşünüyordum. O nasıl olsa evde oturur akademik çalışmalarını yapar, kalan zamanımızda da kendi hayatımızı yaşarız diye düşünüyordum. Ama böyle bir teklif geldiğinde o heyecanla atladı üstüne tabii. Ve onun mutlu olduğunu gördüğüm zaman ben de sevindim. Tekrar hayatımızı bir düzene soktuk. Çok yeniydi zaten, bir seneyi ya olmuş ya olmamıştı işe başladı. Dediğim gibi o gün gittik işte kahvaltımızı ettik. Arkasından bu kolyemizi aldık. Vermeyeceğim yaş gününden önce dedi. Gördüm, birlikte seçtik ama. Sonra ertesi sabah erkenden işine gitti. Ben de annem rahatsız olduğu için ben de onun yanına gittim. Evde de temizlik vardı. Sonra 9:30 sıralarında bir telefon geldi. Evin önünde polisler olduğunu söylediler ve senin telefonunu verebilir miyiz dediler. Ben önce bize temizlikte yardımcı olan kızın bir sorunu vardı mahkemeyle. Onun için geldi polisler diye düşündüm. Ver evladım tabii dedim. Fakat sonra bir 10 dakika falan geçti. Arayan soran olmayınca bunun içinde başka bir şey var diye düşündüm. Televizyon falan da açmamıştık. Annem hasta olduğu için onunla Evet. ilgilendiğimiz bir dönemde yeni ameliyat olmuştu. Sonra televizyonu açmadan eşimi aramak daha doğru olur diye düşündüm. Aradım, toplantıdan çıkardım. O annemin durumunda bir kötüleme oldu zannetmiş. Ne oldu anneme dedi. Dedim annemi değil ama galiba bize bir şeyler oluyor. Çünkü böyle böyle telefon etti Çiğdem ve evde polisler olduğunu söyledi dedi. Yok ya dedi. Hiç anlayamadı çünkü ne olduğunu. Hiç Öyleymiş dedim. ihtimal bile vermediniz tabii. Onun arkasından hemen şirketin avukatını alıp eve doğru yola çıkmış. Ben de geleyim mi dedim. Yok sen otur orada dedi. Bir bakalım ne oluyor ne bitiyor. Fakat tabii bir bakalıncaya kadar
çok kısa bir süre içinde polisler kendisine gözaltı emri olduğunu söylemişler ellerinde. Sizi İstanbul'a götüreceğiz demişler. Niçin olduğunu söylemiyorlar. Nasıl bir suçlandığını söylemiyorlar. Hani bir balyoz lafı dolaşıyor ortada o vakte kadar televizyonda izlediğimiz için. Siz Ankara'daki evinizde o zaman tabii, Ankara'daki oturuyorsunuz. Ankara'dan İstanbul'a Ankara'dan İstanbul'a getiriyorlar. Yani öyle ki avukat arkadaşlarımıza falan da ben telefon ettim tabii o arada. Onlar da ilgilensinler, ne yapalım, nasıl şey yapalım. Böyle bir şey ilk defa başımıza geliyor. Yani hiçbir şekilde uzaktan yakından alakası olmayacağını düşündüğümüz bir olay bizimle. İnanın onlar yukarı ayrancıdan çay yoluna, bizim oturduğumuz çay yoluna varıncaya kadar eşimi derdest edip diyeceğim, arabaya atıp götürmüşlerdi bile. Yetişemediler arkasından. Evet. İşte hemen öğlen uçağıyla İstanbul'a naklettiler. Evet, şimdi değerli izleyenler, tabii balyoz davasına iddianamede konu olan işte 2003 yılındaki seminer, 1. Ordu Komutanlığı'nın yaptığı seminer. Ancak işin içinde trajikomik bir şey var. Hiç bu seminere katılmamış ya da dışarıdan herhangi bir şekilde destek vermemiş kişiler, ki bunların yani denizcilerin bir alakası yok bu seminerle çoğu, zaten. Yani çoğu dediğim %99'u bu seminere katılmamış. Belki bir iki tane bir kişi denizci, gözlemci olarak katılmış, evet, sadece. Gözlemci olarak katılmış. Evet. Ve işin acı yanı da yok zaten şu. Evet. 163 kişiden seminere 163 kişi katılmış. Sadece 52 kişi bu balyoz davasından sanık durumunda. Diğerlerinin evlerine gidilmemiş, hiç aranmamış, sorgulanmamış isimleri bile hiçbir yerde geçmiyor. Tabii ki geçmeyecek. Geçmesini istiyor gibi bir anlam çıkmasın benim söylemimden ama. Bu arada hiçbir şekilde seminere katılmamış dediğim gibi. Seminerin olduğu tarihten bile haberi olmayan, tabii, bir sürü denizci, havacı ve jandarma arkadaşlarımızı da maalesef ikinci dalga, üçüncü dalga diye bu balyoz davasına dahil ettiler. Sizinki birinci dalgadan, evet, oluyor. Bizimki birinci aynı dalga oluyor. Aynı dönemde oluyor zaten. Evet. Sonradan televizyon açtığımızda. Bir de İremciğim, yani bu ilk tabii gözaltı tutuklamadan sonra bir de toplu tutuklama oldu. O toplu tutuklama sırasında, yani şeyde, mahkemede o davalar sonra devam ederken, tutuksuz olarak yargılanma devam ederken, hı-hı, bir toplu tutuklama oldu. Hı-hı. Çetin o arada o davaya, yani o gün için katılamamıştı. Hı-hı. Omuzunda bir problem olduğu için raporluydu. O gün o mahkeme salonunda ben o olayı birebir yaşamadım ama sen, hı-hı, yaşadın. Bir de senin ağzından dinlesek, evet, herkes bilmeyenler o gün neler yaşandı o salonda toplu tutuklama sırasında, bir onu anlatsan. Tabii sen. Hayatımızın herhalde en büyük şoklarından birini yaşadık. O salonda olan herkes adına bunu söyleyebilirim zannediyorum. Daha önceki aşamalarda, İlk tutuklanıp serbest bırakıldıktan ve iddianame çıktıktan sonra bir rahatlama olmuştu bizde açıkçası. Çünkü iddianame çıkıncaya kadar suçun vasıf ve mahiyeti hakkında bir fikrimiz yoktu. Yok. Buralarda öğrendiğimiz laflarla söylüyorum, evet, şimdi. O dönemde gördüğümüz zaman dedik ki, yani bu iddianameyle bu suçlamalar yapılamaz. Zaten iddianamede, siz az önce seminer konusu dediniz ama iddianamede seminerin bir suç unsuru olduğundan söz edilmiyor esasında. Evet, o şimdi gerekçeli, evet, karardan sonra öyle bir dönüş oldu onunla ilgili. Evet, nedir, evet, bilemiyoruz. Her neyse, sonuçta o 102 kişinin yakalama, tutuklama şeyde itirazımızın kabulü sonucunda atlatıldıktan sonra biz şahsen aile olarak biz diyorduk ki, evet, yani bir savcılık bir iddiada bulunmuş, bunun mahkemesi yapılacak. Ha, yapılsın, zaten çok ağır suçlar atılmış herkesin üzerine. Biz de savunmamızı yapalım ve aklanalım diye düşünüyordu sanıkların başında çoğunluğu. Çok güvendik. Çok. Çok güvendik. İlk güvenimiz mahkeme başkanının bir gün önce değiştirilmesiyle sarsılır gibi oldu. Ondan sonra biliyorsunuz uzun bir süre iddianame okundu. Eksik olmasın, TRT sanatçıları tarafından.
İddianamenin okunmasının bittiği gün bir cuma günüydü. Avukatlar dahil herkes celsenin orada kapanacağını ve bir sonraki celsede tekrar buluşacağımızı düşünüyordu. Hatta avukatlardan dahi akşam üzeri iddianamenin bitmesine yakın ayrılanlar olmuştu. Ordu evinde kalanların, bizimle aynı ordu evinde kalanların hepsi bavullarını, valizlerini toplamışlar, arabalarının arkalarına yerleştirmişler. Evlerine dönmeyi, dediğim gibi bir sonraki celsede buluşmayı düşünüyorlardı. Sonra birden iddianame saat herhalde 2.30-3 sularında okunmasının bittiği söylendi ve savcının mütalaası istendi. Savcı mütalaasını okumaya başladı, isimler sayılmaya başladı. Şimdi savcı mütalaası nedir? Bir de izleyicilerimize biz öğrendiğimiz kadarıyla aktaralım. Bu mahkeme sürecinde özellikle ara kararlar verileceği gün savcı sanıklar hakkında uygulanmasını istediği konuları söylüyor mütalaada. Yani bunlar tutuklu yargılansınlar ya da tutuksuz yargılansınlar. Peki. Ya da karar aşamasına geldiği zaman savcı mütalaası, ondan sonra şu kadar sene cezayla hüküm giysinler gibi fikrini söylüyor. Savcı mütalaası dediğimiz o ve evet, veya daha iddianamenin okunması biter bitmez savcının mütalaa vermesi de zaten orada bir yanlışın olduğunu gösteriyor. Ama tabii ki biz bu yanlışları aradan 2 sene geçtikten sonra ancak anlayabildik. O arada hakimlerin ve savcıların yaptıkları, uyguladıkları her şey yasaya uygun ve doğru diye nitelendirildi. Doğru olacak ve böyle, diye düşünüyorduk. Öyle zannettik vardı. Ve öyle de olması gerekiyor. Tabii. Yani normal bir yargılama aşamasında tabii hakim ve savcılar normal kanunlara uygun olarak davranırlar ve neyse usul uyguladıkları her şey doğrudur diye bakmıştık. Fakat orada başladı değil mi ilk terslik? Evet. Bir defa bu savcının mütalaasından hemen önce müdahil olmak isteyen kişiler çıktı. Bu darbe eğer gerçekleşseymiş, kendileri bundan zarar göreceklermiş. Onun için müdahil olmak istediler. Evet. Biz bunun kabul edilmeyeceğini düşünüyorduk. Hani ördeğin yağmur yağarsa hesabı evet, gibi bir aynı şey hesap, bu yani. Aynı evet, hesap. Kabul edilmeyeceğini düşündük. Çünkü dedik ki böyle bir şey kabul edilirse zaten mahkemenin baştan bizim suçlu olduğumuzu kabul etmesi anlamına gelir. Yani bizim derken hep bizim diyoruz farkındaysanız. Tabii ki çünkü biz eşlerimizle birlikte tutuklandık, biz eşlerimizle birlikte suçlandık, biz eşlerimizle birlikte onlar ne sıkıntı çekiyorsa aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Tabii ki. Onun için belki hep biz daha diyorum. Daha fazlasını evet. Bu taleplerin tabii kabul edilip edilmeyeceği de gene savcının mütalaası dediğimiz şeyde belli oluyor. Kabul edilmeyeceğini düşünürken savcı bunların, bu müdahillik taleplerinin kabul edilmesini talep etti mütalaasında. Arkasından da dediğim gibi eşlerin isimleri sayılmaya başlandı. Yani hepimizde böyle bir şaşkınlık oldu önce. Sonra hepimiz bir şeyler oluyor diye düşündük. Yani herkese şöyle sağıma soluma baktığım zaman görebildiğim aynı şaşkınlık vardı herkesin yüzünde. Diye. Evet. Ama tabii şöyle yüreğimizde bir şeyler hop etmeye başladı. Uzun da bir liste, 365 kişi, yok o sırada 163 kişiydik. 163 kişinin ismi okunuyor arka arkaya. Ve sonunda bunlar için tutukluluk talep ettiğini anladık savcının. Tabii salonda önce bir sessizlik oldu. Ondan hakim sonra hemen karar verdi mi yoksa? Hayır, ara evet, verdi. Ara evet, verdi. Ama tabii ondan önce kimsenin salondan ayrılmamasını istedi. Önce bir kapılar kilitlendi. Ondan sonra tabii buna çok itiraz edilince kapılar açıldı. Orada sahadan ayrılmadan dışarıda dolaşabileceğimiz söylendi ama mahkeme salonunun önündeki merdivenlerin aşağı daha inilmesine izin verilmiyordu. Yani silahlı jandarma sayısı arttırıldı diye, tabii. Evet, eşlerinizle. Hayır bizimle eşlerin konuşmasını engellemediler. Yani o arada evet, kaçarsak diye kaçma evet, fikri o andan itibaren kafalarındaymış demek ki. Zaten tutuklanma talep edilirken de bu sanıkların kaçabileceğini, kaçtıkları takdirde işte delilleri karartabileceklerini, bunlar gibi nedenler öne sürerek tutuklanma istenmişti. İşin komik tarafı salonda olduğu halde bir şekilde onların ya gözünden kaçtı ya bilerek yaptılar bilemiyorum.
Sanırım 10 kişiye yakın arkadaşa da yakalama emri çıkartıldı. Halbuki salonda hepimizin gözünün önünde oturuyorlar. İş daha sonra yani, onlar için daha da zor oldu. Çünkü onlar bir hafta kadar kendilerini tutuklatmak için özel bir çaba göstermek zorunda kaldılar. İnanmıyorum. Yani bu orada yaşanan tabii trajikomik şeylerden bir tanesi. Ama tabii o karar açıklandı sonradan. İşte saat çok uzun bir bekleme dönemi geçti. Biz hep eşlerimize o sırada dedik ki ya bu olamaz. Eşlerimiz bize, biz eşlerimize, herkes birbirine peki, güç vermeye çalışıyordu. Peki o arada avukatların bir itirazı söz konusu olmadı mı? Yani avukatlar çıkıp orada demediler mi? Yani daha henüz savunmaları bile alınmamışken bu sanıkları nasıl tutukluyorsunuz diye dinlemiyorlar tabii, avukatların, galiba değil tabii, mi? Tabii avukatların çok itirazları oldu ama hiç dinlenmedi. Ara verildi ve işte dediğim gibi biz o bölgede kalarak beklemeye başladık ama tabii bu bekleyiş çok sıkıntılı bir bekleyişti. Ne olacağını bilmiyorduk. Herkes yok canım olamaz yani bunu heyet kabul edemez diye düşünüyordu ve ifade ediyordu ama içinde herkesin bir korku oluşmuştu. Çünkü böyle bir talep hiçbir şekilde kimsenin aklına gelmemişti o gün. Her neyse sonuçta heyet girdi. Saat sanıyorum 8.30 civarıydı. Yani 4 gibi ara verildi. 8-8.30'a kadar 4-4.5 saatlik bir ara verildi. Ondan sonra başkan geldi, üyeler geldi, talebin kabul edildiğini söylediler ve apar topar kaçar gibi çıktılar. Aslında bana göre o talep daha savcı mütalaasını okur okumaz kabul edildi. Tabii ama ki. O 4-4.5 gibi saat gibi bir arayı da işte biz içeride aslında bu konu üzerinde çalışıyoruz. Tabii ki. Şeyini, tabii görüntüsünü ki. Vermek için, tabii duygusunu vermek için içeride geçiriyorlar ve bir tarihte bana içeriye girip çıkanlardan birisi demişti ki içeride çay kahve içiyorlar, ondan sonra bir şeyde yazdıkları yok, her şey de önlerinde hazır, çok önceden hazırlanmış. Muhtemelen demişti. Öyle, yani ben de öyle düşünüyorum. Evet, hatta evet. Şunu bile söyleyebilirim, onlar bu tutuklama kararını çok daha önceden Temmuz ayındaki yakalama kararı çıktığı zamandan almışlardı. Ama onun üstüne birkaç isim daha ekleyerek gerçekleştirdiler. Çünkü o itirazı kabul edilince... Ve orada ne kadar büyük bir çaresizliktir. Yani yanınızda bir diş macunu ya da akşam yatacağınız hani gece kıyafeti, pijaması, şusu busu falan hiçbir şeysi olmadan dosdoğru cezaevine gitmek gibi bir durum. Şöyle yani, bir durum var tabii. Bizler dediğim gibi şehir dışında yaşayanlar için daha kolaydı. Çünkü bizler zaten gitmek üzere valizlerimizi toplayıp arabalarımızın arkasına koymuştuk. Her şey hazırdı arabanın arkasında oradan dolayısıyla. Oradan verdiniz. Oradan bir sorun olmadı. Evet. Bir de işte biz o daha sonra tutuklanmalarına kadar geçen zaman içinde de bizim salonda kalmamıza izin verdiler. Herhalde jandarmanın selayetindeydi o. Onlar izin verdiler. Eşlerimizle birlikte olabildik. Biz Silivri'ye gidecek olanlar saat 7'ye kadar o geceyi orada birlikte geçirdik. Bir de o sırada işte dediğim gibi o bekleme süresi içinde bir kantin açıldı arka tarafta. Sanıkların duruşma sırasında ara için çıktıkları yer orası da. Oradan hep onu hatırlayıp gülüyoruz. Plastik terlikler aldılar. Havlular aldılar. Yanlarında hiçbir şeyi olmayanlar. Evet. İşte herhalde diş macunu falan gibi şeyler de bulabildilerse onları aldılar. Eksikleri ve o şekilde tamam, apar topar evet. Gittiler maalesef. Evet. Tabii şimdi hafif gülerek anlatıyoruz bunları ama o akşam hakikaten hayatımın gerçekten en zor gecesiydi. Tabii kendimiz açısından düşünüyoruz ama bir yandan da eşimizi düşünüyoruz. O sırada çocuklar yoktu çalışıyor oldukları için. Tabii bu kararın açıklanmasından sonra onlar da kalkıp geldiler. Onlar babalarının yanından hiç ayrılmadılar. İşte gelirken bir şeyler getirmişler. Her dışarıdan gelen bir şeyler, yiyecek bir şeyler getirdi. Orada onlar paylaşıldı. Ama o gece olan en önemli şey bizim vardiya bizde platformunu kurma kararımızdı. Evet. O akşam kurdunuz siz vardiya bizdeyi. Ben birkaç gün sonra dahil oldum. Evet. O grubun içine ve bugüne kadar da var diye bizde bayağı güzel şeyler yaptı. Ama var diye bizden de söz edelim de ondan söz etmeden önce herhalde sen ufak notlar getirdin eşinin yaşantısıyla ilgili. Onları okumak ister misin bize, izleyicilerimiz de duysunlar. Şöyle bulabilirsem. Biz çünkü bugün burada... Deniz Kutluk Amiral'i biraz anlatalım istiyoruz. Biraz onu tanıyalım. Herkesin bilmediği yönleriyle diye. Dediğim gibi eşim okumaya yazmaya çok meraklı. Ama tabii onun merakları hep daha çok
Kendi ilgi alanları yani işte mesleki konular, daha sonra master ve doktora da öğrendiği konular üzerine olmuştu. Biz de bu içeri girdikten sonraki dönemde, tutukluluk döneminde ona hep kafanı biraz değiştir, biraz roman tarzı şeyler oku, işte kendinle ilgili bir şeyler yaz, daha duygularını ortaya dökebileceğin bir şeyler yaz. Çünkü o sırada kurslar falan yoktu. Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz bir resim ve saz kursuna izin verildi. Ama o sırada Silivri'de o zaman hiçbir ama şey yoktu. Tutuklulardı. Herhalde hüküm aldıktan sonra böyle bir şey izin verdiler. Tarih belki olarak de ben, o hiç aklıma gelmemişti. Ben olabilir. Ona dikkat ettim tarih olabilir. Olarak. Çünkü o saate kadar o kurslar vardı ama hüküm olabilir. Giymiş olanlara tanınan kurslardı doğru, onlar. Doğru, o aklıma eşlerimize gelmemişti. Eşlerimize hiçbir şeye izin vermiyorlardı. Hiçbir şeye tabii. Yine de son derece kısıtlı yaşamları ama gayet hiç olmazsa tabii. Bir resim dersi gibi, evet. Kursu gibi bir şeylerle oyalanabiliyorlar. Biz işte hep onlara yönlendirmeye çalışıyorduk eşimi. Evet. Ama o tabii özellikle bu temiz sürecinden önce hep işte işin hukuk yönüyle, kendisinin de bir hukuk olduğu için, temeli olduğu için ve de çok okudu tabii bu tutukluluk süresinde. Hep öyle bilimsel şeyler yazmak, okumak eğilimindeydi. Biz dedik ki mesela dedik şey yapabilirsin, senin hayatın kolay bir hayat olmadı, ilginç de bir hayat olmuş çocukluğun falan. Bizim için sadece bunları yaz dedik. Evet. O da işte bizim bu isteğimizi yerine getirip bir şeyler yazmaya başlamıştı ki araya temiz dilekçeleri girdi, gene gerek yarım kaldı. Ondan bir iki şey okumak istiyorum evet. Size. Çünkü yavaş yavaş da zamanımız doluyor mu? Yani sonuna doğru yaklaşıyoruz tamam. Ama olsun. Şöyle yazmış, zaman zaman kimileri, pardon özür dilerim. Zaman zaman kimileri annemizden amiral doğduğumuz yanlış fikrine kapılabiliyor. Oysa gerçekte yaşadıklarımız ne kadar farklı. Yaşamımın ilk 15 yılı pek macera ile dolu. En azından anımsadıklarım bende bu hissi uyandırıyor. İşte size birkaç örnek. Babamla annem birbirlerini çok sevmişler. Tıbbiye son sınıfta okurken annemle tanışan babam bir an önce bir aile kurabilmek için okulu bırakmış, devlet memuriyetine müracaat etmiş. Kendisini nahiye müdürü olarak tayin etmişler. Evliliklerinin ilk yılları Söğüt, Eflani, Filyos nahiyelerinde görev yaparak geçmiş. 46-55 yılları arasından hatırladığım en önemli şey, iki yılda bir taşınmak zorunda olduğumuz. Ama o zamanlar Orta Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki bu nahiyeler arasında doğru dürüst yol bile yoktu. 53'te Eflani'ye giderken 3 yaşındaki ben bir atın sol küfesinde, 5,5 yaşındaki ağabeyim sağ küfesinde, önümüzde babam at sırtında, arkamızda annem diğer bir at sırtında, çok da yük tutmayan eşyalarımız ise 2-3 başka at üzerinde, adeta bir kervan düzeninde taşındığımız var anılarımda. Babamı çok az anımsıyorum. Eflani'de annem kardeşimi dünyaya getirirken annemi tüm gün çığlık çığlığa doğurtmaya çalışan ebenin dikkatini gürültümüzle dağıttığımız için ağabeyimle beni içerideki odada azarlayışını, yağışlı bir kış günü açık kamyon üstünde Filyos'a taşınırken beni ve kız kardeşimi şoför mahallinde yanına alışını, zaman zaman ağabeyime kızışını hatırlıyorum. Hepsi bu. Sonrası yok. Filyos'ta iyi hal kağıdı vermediği iki eski sabıkalının bir öğretmen gününü kutlaması için verilen davet sırasında çapraz ateş altına alıp onu suikaste kurban edip öldürdüklerinde henüz 5 yaşında bile değildim. Olayın ardından annem aylarca depresyonda kaldı. Matem içinde geçen acılı günlerin ardından bir süre İstanbul'da anneannemin yanında kaldık. Gibi devam ediyor. Evet. Ondan sonra orada keşke yazsa bunları ya kitap haline getirse. Aynı şeyi söylüyoruz biz de. Okusun. Çok arzu ediyoruz evet, ama evet. Vakit bulabilecek mi bilemiyorum. Birçok işte ilginç, bazıları komik, bazıları acı anılarından bahsediyor. Sonra anneanneden babadan sonra 12 yaşında bu sefer annelerini kaybediyorlar. Anne bir temizlik sırasında kaloriferden düşüp belini incitiyor ve ameliyata alınıyor. Ameliyat sonrasında maalesef bir narkoz hatası sonucunda onu da kaybediyorlar. Dolayısıyla üç kardeş, anneanne, yaşlı bir anneanne ve teyze kalmış oluyor. O arada kız kardeşini ve Deniz'i Eğitim Vakfı İstanbul'da birini yatılı okula, birini İzmir'de yatılı okula veriyor. Haydarpaşa Lisesi'ne geliyor Deniz ve ortaokulu orada bitiriyor. Önceleri çok yalnızlık çekiyor. Daha sonra ortaokulun sonunda annesinin vasiyeti olan Deniz Lisesi sınavlarına giriyor ve Deniz annesinin Lisesi'ni kazanıyor. Annesinin isteğiyle. Evet, annesi Denizci çok arzu etmiş olmuş. Denizci olmasını. Peki ben bir şey sorayım İrem'cim. Yani sen de
az çok eşinin duygularını biliyorsundur. Bugün dünyaya yeniden gelse yine denizci mi olurdu? Sanırım. Sanırım çünkü yoksa bakın bu yaşadıklarından sonra asker sanmıyorum, olmayacağım sanmıyorum mı derdi? Sanmıyorum öyle bir şey diyeceğini. Denizciliği ve mesleğini her zaman çok sevdi. Ve bakın burada onu da şey yapmak istiyorum. En son okumak, yani en son fikri bu konuyla ilgili olarak Deniz Lisesi hayatımın akışını değiştirdi. Yıllardır hasretini çektiğim güven duygusunu orada buldum. Hayatım amaç kazandı. İçimdeki öğrenme arzusunu, başarı özlemini fark ettim. Hayatla mücadelem orada anlam kazandı. Bunları söyleyen birisi herhalde sanırım gene aynı yolu yine seçecektir. Yine aynı yolu seçecekti. Peki bir de bu son alınan ceza kararlarının okunduğu gün neler hissettiniz? Bir de ondan bize söz edersen. Tabii. Ben sanırım o gün dondum kaldım. Yani daha önceden de şoklar yaşadım. Ama o gün sanırım o şokların içinde en büyüğünü yaşadım. Şöyle de oldu. Baştan biliyorsunuz bir numara sanık eşiniz. Evet. Dolayısıyla onun kararıyla başladı. Müebbet hapis lafını duyduğum anda siz 2-3 sıra arkamda duruyordunuz. Ben arkama nasıl dönüp bakacağım dedim. Hiç aynı şeylerin bizim de başımıza geleceğini düşünmüyorum. Böyle bir şey nasıl yapabilirler, nasıl olabilir dedim. Tabii yavaş yavaş daha küçük rütbelerdekileri de okumaya başladıkça bunun herkes için aynı ceza ile başlayıp onun işte indirimiyle 20, 18, 16, 13 gibi yıllara indirildiğini gördük. Bu arada Deniz Amiral de hiç moralini bozmadı değil mi? Sürekli eşler bize mahkeme salonunda bize moral verdiler. Evet, biz onlara moral vereceğimizi. Yani her zaman hakikaten hepsi dik duruşlarını, hani bugünün artık moda şeyi oldu, tabiri oldu bizler için kullanılan, hakikaten dik duruşlarını hiçbir zaman bozmadılar. Gerçekten kelimenin tam anlamını vererek. Çünkü haklı olduklarını, suçsuz olduklarını biliyorlardı. Bunun çok haince planlanmış bir komplo olduğunun farkındaydılar. Her yerde şüpheden sanık yararlanırken bunun kendilerinin hiç işine yaratılmayacak şekilde kurgulandığını görüyorlardı. Ama gene de eninde sonunda adaletin yerine geleceğine inanmak zorundaydılar. Hepimiz buna inanmak zorundayız. Bununla ümidimizi, bununla başka yaşam türlü amacımızı sürdürebiliyoruz. Başka türlü katlanması gerçekten zor bir duygu yaşadıklarımız. Onlar gerçekten asker olduğu için tabii biraz daha bu krizler karşısında dirençli olmayı biliyorlardı. Evet, biliyorlardı. Evet, biz öğrendik sanırım bu dönem sonucunda. Evet. Değerli izleyenler, bir programımızın da daha sonuna geldik. Aslında İrem'le biz bu konuları saatlerce, günlerce konuşabiliriz. Ancak vaktimiz ancak bu kadar yetebildi. Tabii Deniz Kutluk Amiral'den daha çok söz etmek isterdim ben bu programda. Dediğim gibi vaktimiz yetmediği için bu kadar oldu. Gelecek programlarda inşallah yeniden bir arada olur. İnşallah. Yine uzun uzun bu konuları konuşuruz daha. Çünkü konuşamadığımız, birlikte özellikle paylaştığımız çok anımız var. Birlikte yaşadığımız. Ben buradan Deniz Kutluk Amiral'e, o da arkadaşları, başta eşim olmak üzere Aydın Amiral'e, diğer bütün silah arkadaşlarına, Silivri'de, Hastal'da ve en son Sincan'da konuk edilen tutsaklara gönül dolusu selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Gelecek hafta yine aynı gün ve aynı saatte burada bir başka konukla bir arada olmak üzere hepinize çok iyi günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.